Dafil emakini el haliyeti boş mekanlara koy. Fima yeli gelen boş mekanlara koy. El fiile fiil bırak. Zehebe ve esnidhu esnidhu emir. Da nasıl ki emirdir. O vav da vav ikinci komut olduğu için vav'dan sonra vav buraya atfettiği için o da emirdir. Emir ben biliyorum ki yani usnud usnudhu değil de isnat kelimesi zaten Türkçe'de de var. İsnat. Şimdi isnat ne demek? Esnede yusnudu isnadun. İsnat yani if'al babı. Bunun emri de esnid diye geliyor. Ef'il, ekrim, eclis, oturt, edhil, onu girdir, ehric, onu çıkar gibi esnid, isnad et yani. Dolayısıyla bunu usnud okumadım. Esnid okumamı sağlayan manayı bilmem. Bir şeyi bir şeye isnad etmek. İf'al babından dolayı esnid olduğunu anladım. Ve esnidhu ila damiri el münasibi. Münasip. Zamiri de bunu isnad et. Bakın müsnedu iley yani kendisine isnad edilen isimdir. Zamir de isimlerdendir. Dolayısıyla fiil isim olmadan hiçbir kıymeti yok. Fiil fail olmadan hiçbir kıymeti yok. Şu dünya semasında, şu arz zemininde bütün fiiliyatların arkasında fail olan Allah vardır. Allah eğer haşa ve kella devreden çıkarılırsa bütün fiiller abesiyete gider, beş para kıymeti kalmaz. Fiil dayandığı faille kıymetlidir. Fail kendisi dayanaktır. İsimler dayanaktır. Ne fiil dayanaktır ne de harf dayanaktır. Harfin de fiilin de dayandığı isimdir. Ben burada ismin ne kadar önemli olduğunu, çünkü kelime üçtür. Kelime üçe ayrılır. Üç kelime türü. En güçlüsü isimdir. Çünkü hepsi ona dayanıyor. İsim isme dayanır. Mesela mübtede haberde isim isme dayanıyor. Fiil failde fiil fail olan isme dayanıyor. Yine harf-i cerlerde harf isme dayanıyor gibi. Evet. Yani burada da biz bu fiili dayandıracağız bir faile. İsimler, isim burada evlat, isim. Şimdi fiili ona isnat edeceğiz. Zehebe fiili. Eğer fiil başta olsa, yani fiil cümlesi olsaydı, ister çoğul olsun fail, ister ikil, ister tekil. Fark etmez, zehebe diyecektim. Mesela zehebel evladu diyecektim. Çoğul da olsa. Ama zehebe fiili başta değil, isimden sonra haber pozisyonundaysa o zaman el evlad mübtedadır. Zehebu o da haberdir. Mübteda haber isim cümlesi olduğunda burası neyse bu da ona uyacak. Müfretse müfret, ikilse ikil, tesniye ise tesniye. Cem ise cem. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Buraya uyumlu olacak. El evladu zehebu ilel mel'abi. Çocuklar oyun yerine gittiler. El müderrisu zehebe ilel fasli. Müderris sınıfa gitti. Uhti kardeşim zehebet gitti ilel matbahi. El talibatu zehebne. Evet, öğrenciler, kız öğrenciler ilel medreseti zehebne gittiler. Ana zehebtu ila matari, havaalanına gittim. Ayna ente dediği için zehebte ente, sen nereye gittin? Sahih emir olduğu için sahih diye okudum. Çünkü ben biliyorum ki tef'il babında başa herhangi bir hemze gelmeden emir fiili 3 harfle yapılabilir. Ferrih, cemmi', kellim, İşte allim gibi sahih bu şekilde emir yapıldığını biliyorum. Bunun
İşte yani bilmek lazım. Yani bunun çekimlerini bilmek lazım. Mesela sahaha yusahihu yusahihu ne olur? Sahih olur. O mudarat harfi gidince zaten yusahihu sat harekeli olduğu için direkt sahih. Sonra cezim yapıyorsun, bitti. Yani bu çekimi tıpkı az önce isnat kelimesinde dediğim gibi siz çekimleri çok iyi bilmeniz lazım. Ben kısa Arapça kısa notlar diye atmışım kanala. Kanalda var. Yani bu if'al, tef'il, mufale bu babları iyice öğrenirseniz çok çok faydalı olacaktır. Evet, sahih. Sahihle el cümlel atiyete verilen cümleleri sahihle. Sahih emirdir. Şöyle biz düzelteceğiz. Zehebtu ilel müsteşfa ya Muhammedu. Niye zehebtu demişsin? Böyle olur mu? Ben gittim mi diyemiş. Olmaz. Ezehebte olacaktı. Ezehebte ilel müsteşfa ya Muhammed. Aminatu ve Fatimatu. Evet bakın isim cümlesi. Önce isim geldiği için fiil uyacak. Ve Zeynebu. Üç kişi oldu. Hepsi de kız. Reca'u. Olur mu öyle? Bu müzekker. Olmaz. Reca'ne. Minel camiati, üniversiteden döndüler. Zümelai, evet zemil, arkadaş, zümela çoğul. Zümelai, arkadaşlarım, zehebe, olmaz. Niye? İsim cümlesidir. İsim cümlesinde isim neyse müfret, müsenna, cemiyete uyacak ona fiil. Ama fiil başta olsaydı, yani şöyle zehebe önce deseydi, zehebe zümelai diyecektim. Sıkıntı yok, bu müfret olur o zaman. Dolayısıyla zehebu ila Mekke'te. Sonu Tayyip Erbutalı özel isim. Gayrimüsterif ila onu kesire yapamaz. Ene recahte olmaz. Ene recahtu miner Riyad. Riyad'dan döndüm emsi. Bu da mebnidir. Kesire üzerine hiç değişmez. Dün döndüm. Gaden yarın. Meryem'u ve benatuha. İki kişi oldular. Meryem, ha, iki kişi değil, benat, kız kardeşli, şey kızları. Çoktur yani. Meryem ve kızlarım. Zehebet olmaz. Zehebne. İki kişi değiller ha. Burada benat çoğuldur. En az dört kişidir. Zehebne ile Cüddete. Cüddeye gittiler. Ümmi kale. Benim amcam dedi ki, ana marid. Burada bir sıkıntı yok. Ha yok var. Ben amca değil. Ammi zannettim. Ümmi annem galet olacak bu. Ana marid. Tamam. Ecib anil es'iletil atiyeti bin nefyi müstamilen ma. Ma'yı kullanarak nefi yap. Ecib. Cevap ver. Yani ma'yı kullanarak bunlara cevap ver. Olumsuz cevap ver yani. Ezehebtu ilel medreseti emsi. Dün okula gittin mi? Ma zehebtu ilel medreseti emsi. Araca'a ebuke min Bagdade. Ma araca'a ebi min Bagdade. Ezehebet uhtuke ilel müsteşfa. Ma zehebet uhti ilel müsteşfa. Teammel ma yeli. Evet, verilenleri tahammül et. Lienne. Ne olmuş? Lienne. Enne. Min ehevati inne. Güzel. Enne de innenin kardeşlerindendir. Aynı işi yapar. Nasıl ki inne ismini nasb haberini ref ediyordu. Bu da öyle. Lienne huve olsa tıpkı inne nasıl ki huve Yuhu diye alıyordu. İnnehu, inneha, inneke, inneki diye gidiyordu. Bu da öyle. Liennehu olacak. Lienneke olacak ente için. Reca Hamidun minel medreseti liennehu meridun. Bu ennenin ismi Hu'dur. Dolayısıyla bu fetha olurdu eğer bu mebni olmasaydı. Recaat
Aminatu minel medreseti li ennaha meridetun. Bu onun haberidir hep damme. Recatu minel medreseti li enneni meridetun. Bu da kızdır konuşuyor. İkra'il misale. Misali oku. Thumme ecib. Sonra cevap ver. Ecib. Bakın if'al babı. Ecib. Ucib demiyorum. Ucub demiyorum. İcib. İcib zaten olmaz. Bu e ya da u'dur. Dolayısıyla bunun niye ecib dedim? Ben biliyorum ki ucub olmaz bu. Çünkü cevap vermek, icabet etmek yani. Dolayısıyla ecabe. Cevap verdi, icabet etti. Yucibu ecib. Evet. Cevap ver. Anil esiletil atiyeti. Verilen sorulara cevap ver. Nasıl cevap? Naam ile. Bi naam. Ve ev, şey, ev bela. Eğer naam desem olumlu bir soru ver. Bela o da naam gibidir. Olumsuz bir soru var. Ona olumlu cevap veriyorum. Örnek bakın nasıl vermiş. Zehebet. Zehebte ilel, zehebte ilel medreseti emsi. Dün okula gittin mi? Olumlu bir sorudur. Naam ile cevap verir. Bela ile değil. Naam. Zehebtu. Ezheb, ama zehebte. Gitmedin mi? Yani diyor. Okula gitmedin mi? Diye soruyor. Ama zehebte. Gitmedin mi? İlel medreseti emsi. Dün okula gitmedin mi? Bunu olumsuz bir soru olduğu için olumlu cevapta bela zehebtu. Tabii tabii gittim. Eğer naam, evet desem yani gitmedim anlamı geliyor. Eraca'a abuke minessuqi, baban pazardan döndü mü? Naam, raca'a abi minessuqi. Ama raca'a abuke minessuqi, baban işte baban pazardan dönmedi mi? Bela, raca'a abi minessuqi. Ezhebet Leyla ilel camiati, Leyla üniversiteye gitti mi? Naam, zehebet Leyla ilel camiati. Ama zehebet, ama zehebe ahuke, yani gitmedi mi kardeşin ilel riyadi? Riyada gitmedi mi kardeşin? Bela, bela gitti, bilakis evet gitti. Zehebe ahi ilel riyadi, riyada gitti. Bu videoyu da burada durduruyoruz. Bir sonraki dersimiz sayfa 30, Eddersül Hamis.